İyi günler. Bize sık yöneltilen bir soru, hocanın ameliyat ücreti ne kadardır? Öncelikle hastalarımızın tamamına yakını makat hastalıklarını bir tek basur hastalığından ibaret olarak düşünür. Ancak makat da aynı yakınmaları yakan, belki yapan, oluşturan 30'a 40'a yakın hastalık vardır. Her birinin benzer yakınmalar veya benzer tezahürler gösterirler. Fakat gerekli araştırma yapıldığı zaman, derinliğe inildiği zaman altta yatan çok farklı sıkıntılar olduğu anlaşılır. Çoğunlukla bu tür şeyler işte böyle şikayet sitesi, işte görüş sitesi falan adı altında bir takım yerler vardır. Oraya çoğunlukla da o hoca işte çok para alıyor, pahalı falan. Ve inanın bize gelen hastaların %90'ından fazlası, ya hocam hiç öyle yazıldığı gibi değilmiş, öyle, biz öyle bir fiyatlarla karşılaşmadık şeklinde yanıtlar olur. Çünkü o şekilde yazanların tamamına yakını ya bize gelmiş, farklı bir hekime gitmiş, yapılan tedaviden mağdur olmuş, tekrar gelmek istemiş ki biz bu tür durumda kabul etmeyiz. Çünkü bizim önerdiğimiz bir şey, farklı bir şey yapılıp bozulduktan sonra onu düzeltebilmek çok zordur. Hastada zaten bir güven eksikliği mevcuttur. Güven eksikliği olan bir hastayı biz tekrar kabul etmeyi arzu etmeyiz. Bir. İkincisi, bu alanda uğraşan bazı merkezlerin vesaire böyle SEO denen, işte bu internet şeyi yapan böyle bir takım görevlilere, ondan sonra hasta kisvesi altında böyle bu tür yerlere böyle yazdırdıklarını defalarca tespit ettik. Hani bir iki kere falan da değil. Bunun da hastalarımız ve halkımız tarafından bilinmesinde yarar görüyoruz. Onun için açıklama gereği duyduk.